Altın Skor Spor haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce Türkiye-Letonya maçı kaç kaç biter? Defansif bir orta saha transfer etmek isteyen Manchester City, Borussia Mönchengladbach'tan Deniz Zekaria'yı istiyor. Manchester City'nin Deniz Zekaria için yaklaşık 35 milyon euroluk bir teklifte bulunması bekleniyor. Juventus'ta Dybala devri sona eriyor. Bu sezon Andre Pirlo'nun gözüne giremeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Dybala için İngiltere'den Tottenham ve Liverpool, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan ise Barcelona ve Real Madrid'in devreye girdiği belirtildi. Gelecek sezon ise transfere yüklü miktarda para harcamak istemeyen Juventus, bu anlamda Arjantinli yıldızı takas formülüyle gönderme kararı aldı. Torino ekibinin Dybala karşılığında Barcelona'dan Dembele, Real Madrid'den Isco, Paris Saint-Germain'den ise Icardi isteyeceği belirtiliyor. Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır için talipli sayısı artmaya devam ediyor. Liverpool, Leipzig ve Sevilla kulüpleri Uğurcan'ın milli takım performansını yakından takip ediyor. Liverpool'un Uğurcan Çakır için 17 milyon euroluk bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu belirtilirken, diğer takımların da bu transfer için şartlarını zorlaması bekleniyor. Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlarken, takımdan ayrılması muhtemel Uğurcan Çakır'ın yerine ilk aday İrfan Can Eğri Bayat olacak. Göztepe'nin 22 yaşındaki kalecisini yakından takip eden Trabzonspor'un hedefinde Göztepe'li bir oyuncu daha var, Halil Akpınar. Sezon sonunda Alanyaspor ile kontratı sona erecek olan Salih Uçan ile Galatasaray ve Beşiktaş yakından ilgilenirken Trabzonspor'da devreye girdi. Bordo Maviler bonservisi maliyeti olmayan 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor. Abdullah Hoca Trabzonspor'a gelmesi durumunda ise Salih'e daha fazla süre bulacağını ve amirli takım yolunun açılacağını söyleyecek. Beşiktaş'ta yönetim bu sezon muhteşem bir çıkış gösteren Larin'in bonservis ücretini belli etti. Siyah beyazlar özellikle İngiliz kulüplerinin transfer listesinde yer alan golcü futbolcusu Larin'i almak isteyen kulüplerden 15 milyon euro isteyecek. 25 yaşındaki yıldız golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. Kartal Kanadalı golcüyü 2018 yılında 1.85 milyon euroya transfer etmişti. Larin son milli maçta Bermuda'ya karşı hat-trick yapmıştı. Kara Kartal'da sezonun kalan bölümünde 2 maçta daha forma giymesi halinde 30 sayısını bulup sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Kamerunlu oyuncu için West Ham United'ın ilgisi bulunuyor. Sözleşmesinde 8 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan başarılı futbolcusundan daha fazla kazanç elde etmeyi planlayan yönetimin tecrübeli isimle sezon sonunda masaya oturup bu maddeyi değiştirmeyi istediği belirtildi. Bu hamleyle Aboubakar'ın 1.2 milyon euro olan maaşının arttırılması da bekleniyor. Mercato, Beşiktaş'ın faslı orta saha Youssef Aid Bennassar ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü. 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun siyah beyazlı ekip ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi. 30 Haziran'da Monaco kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Youssef'in yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtiliyor. Stoper, sol bek, kanat ve forvet arayışlarında olan sarı kırmızıların gündemine iki joker isim girdi. Geçtiğimiz sezonda transferleri için devreye girilen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için yeniden bir çalışma başlatılacak. Sol bek, stoper ve ön libero olarak görev alabilen Kaan Ayhan, sezon başında yolunu tuttuğu Sassuolo'da istediği süreleri bulamıyor. 26 yaşındaki oyuncu daha önceden teklif aldığı Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Kenan'ın da Düsseldorf'la olan sözleşmesi sona erecek. Daha önce de Alman temsilcisinin yönetimine Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen milli oyuncu ile pazarlıklar kısa sürede başlayacak. Galatasaray gelecek sezon 10 numara ve stoper bölgeleri için şimdiden çalışmalara başladı. Sarı Kırmızılar eski oyuncusu Hacı'ya benzetilen 21 yaşındaki Olimpi Moritani almak için harekete geçti. Galatasaray, Romanya'da Steaua Bucureşti takımının formasını giyen genç 10 numara için Atalanta, Rennes, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin ve Salzburg ile kapışıyor. Galatasaraylı yetkililer transfer için Steaua Bucureşti'nin patronu Gigi Becali ile görüşecek. Sarı Kırmızılar bu sezon ciddi sıkıntı yaşadığı savunmasına aradığı ismi ise Arjantin'de buldu. Galatasaray, Vélez Sarsfield takımında top koşturan Luis Amram ile temasa geçti. Perulu stoper sarı kırmızıların teklifine sıcak bakıyor.
30 Haziran'da Arjantin ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Abraham, anlaşılması durumunda bonservisi elinde olarak gelecek. Celta Vigo'da disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken performansı ve sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem olan Emre Mor'un Galatasaray transfer olacağı iddia edildi. Emre Mor'un da Celta Vigo'da forma giymek istemediği ve Galatasaray'a dönmek istediği vurgulandı. Celta Vigo'nun Emre Mor için 1.5 milyon euro transfer bedeli belirttiği ve bu bonservisi getirmesi halinde oyuncuyu Galatasaray'a göndereceği iddia edildi. Galatasaray yıllık 5 milyon euro garanti ücret ve bonusları bulunan Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Falcao'nun yerine düşünen ilk isim Borre. Arjantin ekiplerinden River Plate ile sözleşmesi bitecek olması Galatasaray'ın ilgisini arttıran faktörler arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı takım 25 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz almak için görüşmelere başladı. Borre bitiriciliği, çalım yeteneği ve hızıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması belli oluyor. UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle bonservis geliri kadar harcama yapabilen sarı lacivertlerin hedefi genç ve yerli oyuncuları uygun maliyetle kadroya katmak. Bu doğrultuda araştırma yapan Fenerbahçe, Antalya Spor'dan Gökdeniz Bayraktar ve Bünyamin Balcı, Bursa Spor'dan Batuhan Kör ve Kayseri Spor'dan Doğan Alemdar'ı yakından takip ediyor. Ümit milli takım kadrosunda bulunan bu futbolcuların hem lig hem de ay yıldızlı forma altındaki performansları analizlerle ölçümleniyor. Gökdeniz ve Bünyamin'in Antalya Spor'la 2025'e, Batuhan'ın Bursa Spor'la 2023'e ve Doğan'ın da Kayseri Spor'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunması nedeniyle Fenerbahçe transferde takas yöntemini kullanmayı planlıyor. Kadroda düşünülmeyen isimler kulüplere önerilecek. Fenerbahçe'nin gurbetçi futbolcu Salih Özcan'ı gündemine aldığı iddia edildi. Haberde 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcunun Köln'ün bir alt lige düşmesi halinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon başında kiralık olarak oynadığı Kiel'den Köln'e geri dönen Salih Özcan, bu sezon kırmızı beyazlarla çıktığı toplam 26 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Sarı lacivertler sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi bitecek olan Alparslan Öztürk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 27 yaşındaki stoperin menajeriyle yapılan görüşmelerde tüm şartların konuşulduğu ve sezonun ardından imzaların atılacağı belirtildi. Fenerbahçe'de hem sportif direktör hem de artık teknik adam olan Emre Berezoğlu, 10 maçta 30 puana da talibiz. Artık dönüşü olmayan bir yola girdik. Her maçımızı kazanmaya çalışacağız. Kendimizi affettireceğiz diye konuştu. Kulüp ile yollara ayrılan teknik direktör Erol Bulut'un ekibinde yer alan kaleci antrenörlü Michael Kraft'ın göreve devam edeceği bildirildi. Alman çalıştırıcı için teknik sorumlu Emre Berezoğlu'nun Bulut'u arayarak izin istediği öğrenildi. Erol Bulut'un Emre Berezoğlu'nun talebine olumlu yanıt verdiği belirtildi. Bunun üzerine Kraft'ın da Bulut ile konuşarak sarı lacivertlerde devam etme kararı aldığı kaydedildi. Fenerbahçe'de son yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı. Daha önce koronavirüse yakalanan 5 futbolcu ve 2 personelin karantina süreci devam ediyor. 1 Nisan'da yeniden test olacaklar.